insan hakları ihlal edilerek siviller, hastaneler ve okullar hedef alınıyor. Trajik bir şekilde hayatını kaybedenlerin sayısı şimdiden 30 bini aştı ve 65 binden fazla yaralı yeterli tıbbi yardım alamıyor. Binlerce kişi hala enkaz altında kayıp. Kurbanların %70'i çocuk ve kadın. İsrail şimdi de zorla yerinden ettiği yaklaşık 1.4 milyon sivilin yaşadığı Refah'ı bombalıyor. İsrail'in açlığı bir savaş taktiği olarak kullanması Filistin halkını kıtlığa sürüklüyor. Filistin halkı Gazze'de devam eden soykırımın ortasında hayatta kalabilmek için çaresizce kirli su içmeye mecbur bırakılıyor. Bir kez daha buradan ifade edelim. Dünya Kadın Yürüyüşü olarak Filistin'de gıda ve suyun silah olarak kullanılmasını şiddetle kınıyoruz. Bu durum kadınların halihazırda karşılaştığı zorlukları daha da ağırlaştırmakta. Evlerinden ayrılmak, geçim kaynaklarını kaybetmelerine, şiddete karşı daha savunmasız olmalarına ve temel hizmetlere erişimde zorluk yaşamalarına neden olmakta. Kadınlar temel üreme ve anne sağlığı hizmetlerine erişememekte. Bu durum hamilelik, doğum ve üreme sağlığı ile ilgili riskleri artırmakta. Yerinden edilmiş kadınların plastik çadırlarda doğum yaptığına tanık oluyoruz. Hamile kadınlar arasında düşük vakalarında da artış görülüyor. Bizler biliyoruz ki İsrail'in soykırımcı işgali kapitalist ataerkil düzenin bir başka ürünüdür. Sömürgeci, ırkçı, otoriter nekropolitiğin yol açtığı yıkımla kesişmektedir. Bu baskıcı sistemler silah ticareti yapmak, askeri sınırlar inşa etmek ve doğal kaynaklarımızı sömürmek için birlikte çalışıyorlar. Bu suç ortaklığını ABD'nin Gazze'de acil insanlar teşkisi veto etmesinde görüyoruz. Biz bu suç ortaklığını Sudan'dan, Yemen'den, Batı Sahra'dan ve dünyanın pek çok yerinden biliyoruz. Bir kez daha söyleyelim. Bizim kız kardeşliğimiz sınır tanımaz. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. 30 Mart 1976'da Filistin halkı topraklarının İsrail hükümeti tarafından işgal edilmesini grevle ve binlerce kişiyle protesto etti. Bu protestolar esnasında 6 Filistinli öldürüldü, yüzlercesi yaralandı. O tarihten bu yana Filistin Toprak Günü'nde İsrail polisi tarafından öldürülen 6 Filistinliyi almak, dünya çapında yerinden edilmeye karşı toprak haklarını savunmak için her yıl eylemler düzenleniyor. Dünya Kadın Yürüyüşü olarak her yıl 30 Mart'ta Filistin Toprak Günü'nde Filistin halkıyla dayanışmamızı gösteriyor, eylemler düzenliyoruz. Bu 30 Mart'ta da güneş dünyanın farklı yerlerinde doğup batarken seslerimizi de hep birlikte yükseltiyoruz. Dünyanın dört bir yanında eylemler gerçekleştiren kız kardeşlerimizle birlikte nehirden denize özgür Filistin talebini haykırıyoruz. Güneşi takip eden eylemlerimizin ilkini Yeni Kaledonya'daki kız kardeşlerimiz gerçekleştirdi. Filipinler'deki, Bangladeş'teki, Nepal'deki, Pakistan'daki kız kardeşlerimiz nehirden denize Filistin özgür oluncaya dek kadınlar yürümeye devam edecek sloganını en gür sesleriyle haykırdılar. İşgali ve soykırımı yaşayan Filistinli kız kardeşlerimizle Lübnanlı kız kardeşlerimiz İsrail işgaline ve soykırımına son çağrısını yinelediler. Ve şimdi Dünya Kadın Yürüyüşü Türkiye olarak Tanzanya'daki, Irak'taki, Kenya'daki kız kardeşlerimizle aynı anda biz de haykırıyoruz. Nehirden denize özgür Filistin. Avrupa'daki, Afrika'daki, Latin Amerika'daki yüzlerce kız kardeşimiz de eylemi bizlerden de